Selamlar. Sevdiğim pluginlerde bugün Shaperbox 2'yi tanıtmak istiyorum size. Acayip eğlenceli bir plugin ve çok kreatif. Hemen size projeyi göstereyim. Çok kısa bir trap beat yaptım. Çok acemisi olduğum bir konudur ama şöyle bir şey var. Şimdi beatimiz şu. Burada bir bass koydum. Native Instruments'ın Massive X'te. Çok basic bir, hatta presetin adı da basicmiş. Basic bir bass presetiyle şöyle bir tema çaldım. Hiçbir esprisi yok. Ondan sonra bir de yine Kontakt'tan Complete'de gelen Maverick kısa Baby Grand piyanodan çok basit bir akor çaldım. Şu şekilde geliyor. Şimdi Shaperbox'u açtığım zaman olan şey şu. Şimdi ne oluyor diyeceksiniz. Hemen göstereyim. Shaperbox plugin'i değişik modülleri arka arkaya ekleyebileceğiniz ve zaman içerisinde parametrelerini otomatize edebileceğiniz acayip kreatif bir plugin. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada değişik modülleri var. Mesela time var. Burada delay bazlı efektler var. Drive, overdrive. Filter, bildiğimiz filtre, rezonanslı filtreler. Crush, bit crusher. Lo-fi bit crusher. Volume, sidechain otomasyonu. Pan, sağ sol otomasyonu. Bit, genişlik veya mono gelmesini sağlayan otomasyon. Şimdi ben burada ne yaptım? Öncelikle bir drive modülü koydum. Arayüzün tüm detaylarına girmeyeceğim ama şöyle çaldığımız zaman davulu mesela dinleyelim. Şunlarda şu alttaki yani %0'larda 0 drive yaparken burada %50'ye yakın bir drive yap. Şimdi drive biraz arttıracağım. Bakın şu şekilde. Daha iyi duyacaksınız olan biteni. Burada bantları ayırdım. Şurada bir bant ayırma aparatı var. İsterseniz sadece mid frekansla ya da sadece high frekansla ya da sadece low'lara neyse artık yapabiliyor veya komple hepsini yapabiliyorsunuz. Ben low frekansla yani kick'in olduğu yerlerin distortion'a girmesini istemiyorum. Sadece üst frekansla yani zillerin ve snare'in girmesini istiyorum. O yüzden sadece mid frekansla bunu ayarladım. Bununla mix'ini %100 yaptım. Ama low frekanslarda mix'i %12'de. Şu şekilde. Burada bakın %50 distortion'a %80 distortion'a falan çıkıyor. Bunu ben biraz azaltıyorum. Çok abartmasın. Sonra filtremiz var. Bu filtrede 784 cutoff frekansında gidip gelen bir filtre hareketi. Yani şu şekilde çaldığımız zaman, kapattığım zaman bakın herhangi bir filtre hareketi yok. Filtre tipi de burada low pass veya high pass veya band pass herhangi bir filtre yapabiliyorsunuz. Mesela bakalım neler var. Böyle band pass filtrede nasıl oluyor bakalım. Bu şekilde. Bunu ben gene low pass'a çekeyim. Zannedersem şuydu. Veya bakayım başka güzel ilginç low pass var mı? Selen key var şu an. Böyle bir hareket katıyor. Sonra time based efektler. Şimdi burada stutter'lar var. Yani kekeme efekti böyle ta 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 gibisinden efektler yapabiliyorsunuz. Veya scratch var. Ben galiba burada bir scratch kullandım. Veya tape hızlanma veya yavaşlama efektleri var. Pitch, reverse, değişik patternler vesaire. Biraz arasında dolaşalım. Hatta bunu ben size piyanoda göstereyim. Sonuna doğru bakın.
Burada sanki plaktan çalıyormuş da ben böyle elimle yavaşlatmışım gibi bir efekt var. Scratch efekti bu. Mesela değişik scratch efektlerimiz var. Şöyle göstereyim size mesela. Veya bu. Bakın burada paternin ne zaman efekte gireceğini buradaki LFO uzunluğuyla ayarlayabiliyoruz. Mesela diyorum ki ben bir barda girsin mesela. Şöyle olacak o zaman da. Ama ben bunu iki barın sonunda girmesi için ayarlamıştım. Ondan sonra burada bir width efekti var. Bu da basit bir haz veya genişlik stereo image efekti. Burada monodan başlayarak yavaş yavaş stereoize ediyorum efekti şu şekilde. Kulaklıkla dinliyorsunuz daha rahat duyarsınız. Yine bir filtre efektimiz var. Burada biraz hareket katıyor. Yine driver biraz sokuyorum en sona doğru. Bass'ta ne yaptığımı göstereyim. Bass'ta da öncelikle şu side chain yapıyoruz. Kick'in vurduğu 1 ve 3. barlarda. Şurada bass'ı kısıyorum. Ondan sonra geriye getiriyorum. Burada bir beat crusher efektimiz var. Ritmik bir beat crusher. Mesela burada bir başka bir ritim seçelim. Şöyle yapalım mesela. Mesela ben bunu daha hızlı olmasını istiyorum mesela. Ben bunu yarım bara çevireyim bakalım neler oluyor. Bakın dikkatinizi çekeyim. Sadece low midlere burada etki ediyorum. High'lara veya low'lara dokunmuyorum. Burada preset, ritimler vesaire var ama ben bunları elimle de isteğim gibi böyle değiştirebiliyorum. Mesela şöyle değişik böyle paternler çizebiliyorum. Aslında bir de az önce gösterdiğim rezonant filtre var. Burada aşırı basit bir bass line'a böyle bir hareket katmamız mümkün oluyor. Bir göstermek istediğim şey de şu. İsterseniz siz bu efektleri bir MIDI klavyeyle otomatize edebiliyorsunuz ya da canlı olarak çalabiliyorsunuz. Ben burada MIDI switch'i ona çevirdim ve bunu bir enstrüman track'ine yönlendirdim. Enstrüman track'inin çıkışı bakın Shaperbox 2. Bu da benim ufak MIDI klavyeme bağlı. Ben burada tuşları değiştirdikçe buradaki şu drive modülünün şekilleri bakın değişiyor. Bakın ben bunu canlı çalarken şöyle. Canlı bir performans da mümkün veya bunu MIDI bir kanala programlarsınız çıkışını yine buna verirsiniz. O da onu takip eder. Bu şekilde çok güzel, aşırı kolay bir şekilde sıkıcı olarak bir sürü partisyona biraz hareket katabiliyorsunuz. Shaperbox Cable Guys isimli firmadan çıkıyor. Ben aldığımda indirimdeydi, $99 almıştım. Galiba bu aralar yine fiyatı bu civarlarda dolaşıyor. Demosunu indirip kurcalamanızı öneririm çünkü
aşırı basit bir şekilde sanki çok şey yapıyormuşsunuz gibi duyurmaya yarıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.